Naughty Dog, Sony'nin belki de en önemli oyun firması. Sony konsol işine girdiğinden bu yana çıkardığı konsolların her nesildeki ikonik oyunlarından birini Naughty Dog yaptı sonuçta. Crash, Jak and Daxter, Uncharted serileri ve tabii ki Last of Us serisi. Özellikle PlayStation 3 ve 4'ün ikonik oyunları olan Last of Us ve Uncharted serisine bir bakalım. Bu bakış aslında oldukça kişisel olacak. Çünkü ben Uncharted oyunlarını ve Last of Us'ı bitiremedim. Bunda ilginç olan şey şu, ben bir oyunu gerçekten iyiyse bir değil birden fazla kez yeni yeni şeyler deneyerek bitiren biriyim. Bu bahsettiğim oyunlar da aslında kötü oyunlar değil, fakat mekaniklerinde bir sıkıntı var. İşin tuhafı, bu oyunlar hikayeleri kadar mekanikleriyle de iyi olarak bahsedilen oyunlar. Fakat bu oyunlar bir yerden sonra aşırı saçmalıyor. Sürekli son anda kurtulmalar, 100 kişinin bir adamı indirememesi, sürekli yakalanıp serbest bırakılan karakterler vesaire derken ben bu 5 oyunun hepsini yarıda bıraktım. Devam ettiremedim bir şekilde yani. Çok kez denedim ama bir şekilde devam ettiremedim. İlk Last of Us oyununun da başları ve hikayesi çok iyi giderken ortasından sonra az önce anlattığım şeyleri yaşayınca onu da yarım bıraktım. Sonra malum Last of Us Part 2 çıktı geçtiğimiz günlerde. Son birkaç yıldır biliyoruz ki ambargo altındaki inceleme puanları 100, 100, 100 çıkan oyunların çoğu cilalanmış balon eserler olarak karşımıza çıkıyor. Last of Us 2'de de puanlar böyleydi. Fakat bu oyun gram hype'ım olmamasına ve gerçekten umurumda olmamasına rağmen bir şekilde elime geçti. Ben de oynadım. Bundan sonra dinleyecekleriniz ise oyun hikayesini çok da umursamayan birinin sadece oyunun sunduğu oynanış ve deneyimine dair yorumları olacak. Oyunu standart PlayStation 4'te oynadım. Açılış bölümündeki Carlyer'in grafikleri başta Uncharted Remastered serisi gibi gelse de gözüme, oyun ilerleyince gittiğimiz Seattle şehrindeki doku, iç mekanlardaki ışıklar vesaire derken grafiksel olarak bir şahesere baktığımı fark ettim. Bu noktada eleştirebileceğim hiçbir şey yok. Yani grafikleri oldukça üst düzey. Oyunun oynanış kısmı ise, ki buraya loot, craft ve benzeri detayları girmeden değineceğim, inanılmaz zevkli. Oyun oldukça ağır tempolu. Yarı açık kocaman bir şehirde her an her yerden çıkabilecek tehlikelere karşı gerçekçi bir gizlilikle ilerlememiz gerekiyor. Bu karakterler gerçek hayatta böyle bir durum olsaydı tahmin ediyorum aşağı yukarı da bu şekilde hareket ederlerdi. Birini öldürmekse ki böyle denir mi bilemiyorum oldukça tatminkar. Yani vahşet oldukça üst seviye. Vurduğunuz yere göre vücut parçaları kopuyor, göğüs deliniyor, kafa dağılıyor. Birini boğazından bıçaklarsınız, gerçekten iki tarafın da yaşadığı o kötü hissiyatı içinizde hissedebiliyorsunuz. Oyunda karakterinizin beceri ve duygularının da sürekli ilerlediğini hissediyorsunuz. Aynı hisleri siz de yaşıyorsunuz. Karakterle beraber siz de böyle o kötü, yoğun hissi hissedebiliyorsunuz. Eğer ki hikayesi umurunuzda değilse, fiyatı da sizi üzmeyecekse tavsiye ediyorum. Fakat hikaye yüzünden ateş püsküren hayranları da anlayabiliyorum. Ve inanın bu karakterlerin cinsel yönelimi yüzünden değil. O kadar mekaniğin üstüne anlatılan hikaye, olay örgüsü çok yavan kalıyor, böyle hakaret gibi kalıyor. Ki Naughty Dog uzun süredir hikayesi mekaniğinden daha iyi işler yaparak bu kadar sevilen işlere imza atmıştı. Fakat bu kez mekaniği inanılmaz iyi, hikayesi ise böyle üzen bir iş ortaya koymuşlar.